Biz bizimle neden biz değildik? Dikkat ederseniz burada bir kulluk günü var. Bir de Cenab-ı Allah'ın kulundaki tecelli günü var. Burada biz bizimle bizdeydik. Yani aslında her ikisi de benim de. Fakat birisi kulluk günüm, birisi hak günüm. Onun için biz bizimle bizdeydik. Yani Cenab-ı Allah'ın bu hak günü dediğimiz varlıkta efaliyle, sıfatıyla, zatıyla mevcut. Onun için o aslında bizde. Ama biz ondan daha evvelden bundan haberdar değildik. Onun için biz bizimle bizdeydik. Şimdi Mürşid-i Kamil'e geldik. Mürşid-i Kamil bize dedi ki, bunlar senin değil. Bunlar Cenab-ı Hakk'a aittir deyince, biz bizimle bize gittik şimdi. Cenab-ı Hakk'a ait olduğunu öğrendik. Oradaki bize katıldık. Biz bizimle bizdeydik. Sonunda biz bize gittik. Demek ki gittiğimiz yer gene bu vücut ülkesinde ama bizim değil artık bu o. Onun olduğunu öğrendik. Biz bizden gayri görmedik. Artık kendisinin varlığının olmadığını, kendisindeki olan varlığın Cenab-ı Hakk'ın varlığı olduğunu bilen bir kişi başka şey görebilir mi? Görmesi mümkün değildir. Onun için başka bir şey de görmedik. Biz kendimizi seyrettik. Demek ki efaliyle, zıfatıyla, zatıyla bu vücutta başkası yok ise benim seyrettiğim, benim beraber olduğum kim olur? Bizle biz oluruz. Biz bizimle devrandaydık. Devrediyoruz. Yani devamlı ister unsuriyet yönüyle olsun, isterse siret yönüyle olsun, daima tebdilattayız. Unsuriyet yönüyle bu vücut cemadata gidiyor, cemadattan nebadata, nebadattan hayvanata, hayvanattan insanata ve böylece teşri dediğimiz teşriye devresini devretmekte. Peki ruhsal yönüyle de geldik. Ne yaptı? Biz bu vücudu giydi, bu vücutta göründük. Bir gün bu vücuttan ayrılacağız. Ondan sonra biz belirli devreleri, alemler geçirdikten sonra tabii unsuriyette üç devran yapıyoruz. Bir baba sülbü, iki anne sülbü, üç dünya yüzü. Bu unsuriyet yönüyle fiziksel bedende devrettik. Devran bu. Peki ondan sonra melekut alemi, ceberat alemi, lahut alemlerle devrettik. Dikkat ederseniz ondan sonra okyanusa girdik. Aynı okyanustaki bir buharın havaya kalkıp da bulut olduğu, buluttan da tekrar yağmur tanesiyle ırmak, nehir ve deniz deryaya kavuştuğu gibi nasıl teşriyede böyle olay var? Aynen ruhun da Cenab-ı Hakk'ın tecelliler yönüyle bu aleme gelen bütün varlıklarda tecellisini belirli zamanlar içerisinde onun isimlerini taşıdı. Ondan sonra taşımaz olarak onda ifna oldu. Deryaya gittikten sonra ses kesildiği gibi kesilen oldu. Anlaşıldı mı? Onun için biz kendimizi böylece hep seyrettik. Biz bizimle devrandaydık. Devrettik. Evet. Esma'da musamma idik. Bakın. Esma'da musamma ne demektir? Eşyada esma görünür. Yani isimleri görünür. İnsansa insan dersin, hayvansa hayvan, ağaçsa ağaç dersin. Yani o varlık bir şeydir. Eşyadır. Ama o ağaçsa ona ağaç esması versin. Hayvansa hayvan esması versin. İnsansa insan esması versin. Eşyadan esma göründü. Esmadan da musamma. Onun musammanın özelliği Cenab-ı Allah insanda insan hasletleriyle ahsen-i takvim üzerine görüntüsünü sağladı. Hayvanda hayvanda eksikleriyle, nebadatta nebadatın eksikleriyle musammanın tecellilerini gördük. Bu musamma açığa, Allah'ın açığa çıktığı masar şeysi görüntüsüdür. O bakımdan burada eşyada esmayı gördük. Esmadan musammayı gördük.
Musammadan da Mevla görünür zaten. Yani onun idrakında bu Rabbimizin bir tecellisidir dersin. Mevla'yı görürsünüz. Evet. Yani insanın kemalat yönünü görürsünüz. İşte o bizdeki bizdir o. Esma'dan Musamma idik. Kalplerde bize bir biz dedik. Kalplerde hep onun sevgisi, onun birliğini idrakıyla bizde biz olduğunu idrak ettik. Bu varlık bizim değil, bizdeki varlık Cenab-ı Hakk'ın varlığıdır dememiz, bizde biz dememizdir. Anlaşıldı? Kalmadı gayri, biz olduk. Demek ki düşünen o, görünen o, her türlü idrak o. O zaman ne denir ona? Biz de biz olduk artık. Gayret kalmadı. Gayret kalmayınca bizdeki biz idik. Bize ne doğduk, ne doğduk, ne doğurduk. Biz ne doğduk, ne doğurduk. Yani bir varlıktan diğer bir varlığın meydana gelmesi gibi bir şey yok. Cenab-ı Allah birdir. Zatından, sıfatına, sıfatından da esmalarak fiilleriyle nereden kürreye kadar tecellisini gösteriyor. Değişenler fani olan kısım. O ise tecellisini o varlıklardaki istat ve kabiliyetlerine göre, mahzarların istat ve kabiliyetine göre girme çıkma olmadan, herhangi bir ölme, doğma olmadan, bir yerden bir yere geçme şekli olmadan devamlı tecellisini gösteriyor. Mesela güneş daima her gün ne yapar? Sizden evvelki nesillerde olduğu gibi bizim neslimiz zamanımızda da güneş doğduğu zaman ne yapıyor? Herkesin penceresinin istadına göre odasını ısıtıyor, şey yapıyor, aydınlatıyor. Küçükse küçük, büyükse büyük. Öyle değil midir? İşte bunun gibi ne yaptı? Biz ne doğduk ne doğrulduk. Doğmak ve doğrulmak ikiliktedir onun için. Alemde bize biz olduk. Alemlerde bizde biz olduk. Artık anladık ki bizde biz olduğumuz demek her varlıktaki olan kendi halkiyet esmalarımızdan siret olan o siretimizin hak esma şeysinin tecellisini gösterdik. Halk ayrı aslında hak ayrı değil. Anlaşılsın için halk hak deriz. Siret suret deriz. Suret ayrı, siret ayrı değil. Siret, onun enerji, hayat kısmı. Suret ise fani olan kısmı. Artık irfaniyet sahibi olduysak, onun faniliği bizim için bir şey değiştirmez. O fanide görünenin o olduğunu görürüz. Onun islat ve kabiliyetine göre, neyse çocuksa çocuk, kadınsa kadın, erkekse erkek olarak görürüz. Bu kap bizi aldatmaz. O vücuda itibar etmeyiz. Oradaki olan Cenab-ı Hakk'ın her türlü yüceliğini görürüz ve o orada bizde biz oluruz. İşte alemde bizde biz olduk, halk aynasında kaybolduk. Demek ki siretimiz bu suret aynalarında girdiği zaman kaybolması demek arifler için değildir. Gayriyetteki için, hicaplar için, cahiller için, halkı halk olarak gördükleri için oradaki tecellinin Hakk'ın tecellisi olduğunu bilmezler. Sen buraya geldin. Sen kendin mi geldin? Hak senden tecelli etti, öyle geldin. Sendeki bu iman senin kendinden mi? Orada sende bu istadı gördü, Cenab-ı Hak sana verdi de öyle bu aşkı, bu tevhid yoluna geldin. Yoksa senin değil bunlar. Ama halk ne yapar? Ahmet geldi, Mehmet gitti der. Yoksa o siyreti bilen kişi halkı nispet etmez. Halk aynalarından görünenin Cenab-ı Hak olduğunun bilincindedir. Bilincinde olduğu için de orada kaybolmuş olmaz. Halka varmak hakkı var. Halkı görmek hakkı görmektir artık. Halkı ayrı, hakkı ayrı yapmaz o. Bir de bir olmak. Bir de bir olmaktır. Halk aynasında kaybolduk. Her varlığa delil olduk. Her varlık benimle vardır artık. Zerreden küreye kadar zatını ilan etmiş. O zaman her varlık onunla kayıp. Cenab-ı Allah bu varlıklarla kayıp değil. Ama bu varlıklar onunla kayıp. Her varlığa delil oldu işte. Delil demek ayetler demektir. İspatıdır o. Her biri de ayettir. Zerrelerde kudret oldu.
dikkat ederseniz zerre demek bir atom parçasının çekirdeğin etrafında elektronun döndüğü nasıl bir enerjiyse orada ne oldu? Burada kudret oldu. Alemlerde gaye oldu. Artık bütün varlıklardaki zerreler bu kudreti yapmışsa alemlerde de ne oldu? Gaye oldu. Tek o fali, o tavafı yapmak için. Bak Kabe'nin etrafında insanlar devamlı tavaf ediyorlar. Bütün alem teşrisiyle devrediyor. Aşkla devrediyor. İlimle devrediyor. Unsuriyetlerle teşri devresiyle devrediyor. Hiçbir alem yoktu. Güneş doğudan doğuyor, batıyor, tekrar dönüyor, tekrar dönüyor. Dünya kendi etrafında dönüyor. Yani dönmeyen kainatta hiçbir şey yok. Daima Cenab-ı Allah kendisini yeniliyor. Her gün yeni bir şanda, yeni bir inkişafta suratını gösteriyor. Sen hakikaten eskilerde kalırsan, dinletemezsen kendini ki iletişimle, bak cep telefonlarını kullanıyor herkes. En kısa zamanda şurada birkaç seneliktir bu cep telefonu. Daha evvel daha var mıydı? Telefon katedrelerde giderdik, kuyruğu olurdu. Askerde oğlumuz varsa veya herhangi bir kardeşimizle telefon edeceksek saatlerce beklerdik. Orada telefonla bağlayacaklar da ondan görüşeceğiz. Demek ki o dem geçti. Bu demde ise düğmeye basmakla Ankara, İstanbul'dan Amerika ile görüşüyoruz. Bak, dikkat edersen hep yeniliyor. Siz kendinizi yenilemezseniz devran oluyor. Bu kendinizi yenilemezseniz, bu devrana ayak uydurmazsanız kardeşim siz gericisiniz. Siz yobazsınız. Gerici ve yobazlık geride kalana denir. İlimsiz, irfaniyetsiz, yalnız namaz kılanlar, yalnız camiden ve evden camiye gidenler, İslamiyet'in özelliğini bilmeyenler gericidir. Gayri var mı? Zerreden kür kudret olduk, alemlerde gayri olduk. Gayri var mı? Anla artık. Yani gayri olur mu? Gayriyet yok. Allah'ın mülkünde Allah'tan başka yoksa gayri olur mu? Anla artık. Kafanı kullan. Aklını, zekanı önüne koy. Şöyle bir izle. Gayri var mı? Anla artık. Hal içinde devran olur. Demek ki devran, hal içinde de devran var. Aşkta devran var, ilimde devran var, vücutta devran var, her şeyde devran var. Hal içerisinde artık genelleme bir devran oldu. Sır içinde hep gizliyiz. Sır nedir? Sırrın sırrı nedir? Sır bilinmeyene denir. Görülmeyene denir. Gizli olana denir. Peki siz bir incir çekirdeğin içerisinde ağacın mevcudiyetini bilmiyorsanız, size deseler ki küçücük bir nokta, bunun içerisinde kocaman ağaç var deseler, İnanır mısınız? Sırdır. Ama bilen için eyvallah. Başvalsanız ben bunu toprağa attığım zaman o ağaç nereden gelir dersiniz. Bakın. Demek ki bu ağacın içerisinde mevcut ağaçı, yani çekirdeğin içerisindeki olan bu ağaç sırdır. Bu çekirdeğin içerisindeki 18 bin alem sır. Çok arifler dahi bu alem insanın şerridir derler de fakat alemde bu insanın şerrini okumasını yapmazlar. Okumayı okuyamazlar. Halbuki biz insana baksak insana okumalıyız. Hayvana baksak hayvana okumalıyız. Nebatata baksak nebatı okuyabilmeliyiz. Bütün varlıklardaki olan bu ayetleri okuduğumuz zaman ancak o sır sırlıktan çıkar. İlimde söylüyoruz. Evet bu insanoğlu şehridir alem 18 bin alem diyoruz. 18 bin alemde ne varsa Adem'de var. Ama Adem'de olan alemde yoktur diyoruz. Bu kısmı daha öğrenmiş değiliz. Bir de Adem'de ki olan Cenab-ı Allah'ın sırrı var. Hüviyet ve emniyetini bu varlıkta tecelli ettirmiş. Yeryüzünün halifesi demiş. Kendisini bu varlıkta cem etmiş, sır etmiş. Aynen onun gibi. Peki sırrın sırrı nedir?
bir çekirdeğin sırrı ağaç ise, ağacın sırrı da meyvanın içindeki çekirdektir. Demek ki sen de bu alemde 7 mertebede kendini okuyabilirsen, o zaman senin sırrın ne olur biliyor musunuz? Ahadiyat olur. Ahadiyat çekirdeği olur. Bak, başında zikirdi, sonunda da zikir oldu. Zikirde 3 defa Allah, Allah, Allah diyordun. Bu mukayyet olan Adem'de ve alemde bu sır idi. Fena ve beka olarak bunu sana açtı Kamiliniz. Okudunuz. 6 mertebede bunu artık seyrettiniz. Sır ne oldu? Surata geldi. Açıldı. Peki bu 6 mertebenin sırrı nedir? Ahadiyetteki insanı kamil, onun da sırrıdır. Sır içinde sırda olur işte. Cenab-ı Allah da aynen bunun gibi bizlere her yerde sır içinde hep gizliydiz. Her yerde biz aşikarız. Zahir ayrı, batın ayrı değil. Devamlı söylüyoruz. Senin zahirin batınındır, batının zahirindir. Sendeki olan suret, senin siretinin zuhuratıdır. Yeter ki o gözle bak. Ama sen nefis gözüyle bakar da ikilik gözüyle bakarsan sen ondakini görmüş olamazsın. Bu mümkün değil. Surat görüyorsun. Onun için Mısır Niyazi Hazretleri diyor ki sureti terk eyle, mana bula gör. Kod sıfatı zata dala gör. Ey Niyazi şarkı galbu dola gör. Gayra bakma. Sen de iste sen de bul. Suretten geç. Sureti terk eyle. Manaya geç. Onun için sen bu manaya geçemezsen o surette kalırsın. İşte onun için diğer yerde biz aşıkarız. Hiç tükenmez bizdeki aşk. Bu aşk oluyor bak. Aşk da kişinin Muhammed'ini bulmasıdır. Allah'ın bir adı aşktır. Aşkta 3 harf, 5 nokta vardır. 3 harfin sırrı efal sıfat zattır. 5 noktanın sırrı da tevhiddeki 5. mertebede Muhammed'iliğinizi bulmanızdır. İşte o Muhammed'de Allah'ın efal sıfat zatını açığa çıkardıysanız siz o zaman kendinizi bilirsiniz. Hiç tükenmez bizdeki aşk, Ahmet gölge, biz güneşiz. Demek ki Ahmet pazarından, gölgeden bunları biz izledik ama esas söyleyen, bizi ıslan, bizi ifanet ve kemalete getiren kimmiş? Güneşmiş. Sadakallahu aleyhi ve sellem.